Arkadaşlar merhabalar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalarda küçük geri çekilmeler sonrası yine pozitif bir ortam seyrediyor. Bitcoin'de, S&P'de yukarı yönlü güzel hareketler var. Globale baktığımızda JP Morgan'ın yatırımcılar arası yapmış olduğu ankette yatırımcıların büyük bir kısmı yıl sonunda S&P'nin 3500 ila 4000 arası bir alanda seyredeceğini düşünüyor. Aynı yatırımcı grubu ABD'de resesyonun yılın ikinci yarısında geleceğini düşünüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Tarihsel veriler genelde şunu gösterir. Resesyon geldiğinde S&P yeni bir dip yapar. Yatırımcılar da hep buna konsantreydi. Buna programlanmış durumdaydı. Fakat son fiyat hareketleriyle beraber resesyon gelse dahi yeni bir dip hareketinin olmayacağını düşünmeye başladılar. Bu aslında bizim uzun süredir konuştuğumuz bir durum. Yılbaşından itibaren bir ara ralli bekliyorduk. Bu ara yükselişle beraber artık buna boğa dönemi mi dersiniz, mini ralli mi dersiniz takdiri yine size bırakıyorum. Bu hareketlerin sonunda ürünler nereye gelirse resesyon geldiğinde yaşanacak olan fiyatlamada düzeltmenin nerede biteceğini bu yükselişler belirleyecek diye konuşuyorduk. Yani bitcoin buradan aldı 40 binlere yürüdü diyelim mesela. Böyle bir durumda tekrar 15.000'in altı gelir mi sorusunun yanıtı büyük bir oranda hayır olabilir diye tartışıyorduk. Aynı durum S&P için de geçerli. S&P'nin bu dönemde nereye kadar yürüyeceği sonrasında gelecek olan düzeltme hareketlerinde dibin neresi olacağını belirleyecek. Yatırımcı da bunu kabullenmiş durumda. Eskisi gibi bir ön yargı yok artık. Yani resesyon geldiğinde illa yeni dip göreceğiz diye düşünmüyorlar. Bu güzel bir durum en azından artık e, burada ezbere bir bilgiyle değil yani piyasalardaki şartlara uygun olarak düşünmeye başlamışlar. Bunun ana nedeni Fed'in çok agresif bir rotadan geçmiş olması. Bu agresif rotada da çok büyük düzeltmeler yaşamış olmamız. S&P'de, Nasdaq'da, Bitcoin'de tüm ürünlerde çok sert düzeltmeler tabiri caizse zaten bir ayı sezonu yaşadık. Şimdi bunun sonrasında FED caydığı zaman doğal olarak bunun da fiyatlamasını yaşıyoruz. Mesela 2 hafta sonra bir FED toplantısı var. Bu toplantıda e, genelde 25 bas puan artış olacağı yönünde bir beklenti söz konusu. Fakat önümüzdeki günlerde haftalarda e, yine bu da değişebilir. Yatırımcı FED'in. Bu toplantıda faizi sabit bırakacağını da fiyatlayabilir ve FED sonrasında faizi sabit bırakabilir. E böyle bir ortamda ne olur? Piyasalar tekrardan yukarı yönlü yeni bir dalga oluşturur. Ha diyelim ki FED gerçekten de önümüzdeki toplantıda 25 bas puan uyguladı. Böyle bir durumda da bunun artık bu sefer gerçekten son faiz hamlesi olduğu düşünülmeye başlar ve piyasalar bu sefer Fed'in faiz artışlarını tamamen bırakacağını fiyatlamaya başlar. Yani burada önümüzde bir toplantı var. Bu toplantıyla ilgili şimdilik 25 bas puan düşünülüyor. Bu 25 bas puan piyasalara negatif bir etki vermiyor. Yani piyasalar bunu pozitif bir durummuş gibi kabulleniyor ve şu anda da bunun fiyatlamasını yapıyor. Ama sonrasında sonraki toplantıda Fed eğer faizi sabit bırakacaksa ki bırakacağını düşünüyoruz. Piyasaların bir de bunu fiyatlaması var. Piyasalar bir de Fed'in sıfır bas puan uygulayacağını e, fiyatlayacak. Bu tamamen uzun bir süreç, uzun bir maraton. Öncesinde ne oldu? Ayı piyasasına nasıl girdik? 25, 50, 75 bas puan e, faiz artışı uygulayan Fed vardı. Ayı piyasasından çıkışımız da aynı mantıkla oldu. 75 bas puandan 25'e doğru evrilen bir FED var. Şimdi 25'ten 0'a doğru gidecek olan bir FED var. Bunun da piyasalara pozitif etkisinin olmasını bekliyorum. Son dönemde çok sık sık kurduğum bir cümle var. Bir ürünün değeri sadece fiyat olarak değil, fiyat artı zaman olarak analiz edilir. Şimdi biz bir zaman dilimi belirledik. Yani bu zamanda Fed'in bu caydığı süreçte piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin olması gerekiyor diye konuştuk. Ve o zamanın henüz bittiğini düşünmüyorum. O zamanın sonuna ne zaman geleceğiz? Artık piyasalar Fed'in tüm fiyatlamalarını tamamlamış olacak. Resesyon kapıya dayanmış olacak. E tüm fiyatlamalar yapıldıysa artık düzeltmelerin geldiği bir zamana girmişiz demektir. Bu da çok uzak değil. Piyasalarda düzeltmelerin olacağı bir dönem mutlaka olacak diye düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında bu resesyon tehlikeleri piyasalar düzeltmeleri tetikleyecektir. Ama bu düzeltmelere kadar en azından bir süremiz var. Ve bu sürede de hem kriptoda hem S&P'de hem Nasdaq'da aklınıza gelebilecek ürünlerin çoğunda yukarı yönlü bu trendlerin devam etmesini şahsen bekliyorum. Şimdi teknik anlamda durumu incelediğimizde Bitcoin burada küçük bir düzeltme yaptı hafta sonu itibariyle. Şimdi yine yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. 32.200'lü seviye burada bir direnç konumunda. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesiyle beraber 37.500 lira kadar uzanan bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Buradaki ana destek alanını 28.200 bandı olarak görüyorum. Bu bölge muhafaza edildiği sürece yukarı yönlü trendlerin devamlılığını bekliyorum. Teknik anlamda değişen çok bir şey yok. Zaten son videodan itibaren sadece bir düzeltme yaşadık. Akabinde yine tekrar yukarı yönlü giden bir ürün söz konusu. Yani burada destek alanı test dahi edilmedi. Bu bölgenin korunması da benim e, pozitif beklentimi korumama sebep oluyor. Yine bu bölge korunduğu sürece burada trendin buradaki hareketin yukarı yönlü devam etmesini bekliyorum. Global veriler demişken dolar endeksine de bakmak gerekiyor. Dolar endeksi buradaki destek alanından yine neredeyse milimetrik bir şekilde sekti. Fakat ben bu hareketin kalıcı olacağını düşünmüyorum. Dolar endeksinde bu zaman dediğimiz süreç var ya, son dalganın veya yukarı yönlü bir hareketin daha neden olmasına e, neden olması tetikleyecek kırılımın dolar endeksinde de buradaki bu destek alanının kırılması olacağını düşünüyorum. Dolar endeksi burada 101'li seviyeyi aşağı yönlü kırıp burada kalıcılık sağladığında piyasalarda yine yukarı yönlü bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Keza bu kırılım da çok uzak değil. Yani Fed'in faiz artışlarını bırakmasıyla beraber gelen bir düzeltme hareketi var dolar endeksinde. Ve henüz bu süreç tamamlanmadığı için Buradaki bu bölgenin de tekrardan aşağı yönlü kırılımı nihai olarak 97 seviyelerine kadar uzanan bir dolar endeksi bekliyorum ve buradaki e, bu süzülme hareketi, bu aşağı yönlü hareket kimseyi şaşırtmamalı. Tabi önümüzdeki süreç çetrefilli bir süreç dostlar. Bitcoin hayatında resesyon görmedi. 2008 yılında ortaya çıkan Bitcoin zaten mevcut finansal düzene tepki olarak doğdu. Fakat ondan sonraki süreçte hiç resesyon görmedi. O yüzden bu süreçte yürüttüğümüz tahminlerde yanılmamız mümkün. Yani ilk kez yaşanacak olan bir vakayla karşı karşıyayız kıyaslayabileceğimiz veriler var. Çünkü Bitcoin S&P ve Nasdaq'la korelasyon içerisinde. S&P ve Nasdaq'taki durumu Bitcoin'e entegre edip öngörülerde bulunabiliyoruz. Ama zor bir süreçten geçeceğimizde bir gerçek. Yani ilerleyen süreçte yaşanacak olan düzeltmeler, yukarı yönlü trendlerin tekrardan zorlanması... Bunlar yatırımcıyı bıktırabilecek tarzda hareketler olacak. Özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle. Fakat bu sürecin 2024 yılında Bitcoin'e yakıt olacağını düşünüyorum. Bir halving var. Resesyonla beraber cayıp tekrardan teşvik dağıtacak bir Fed var. Seçime girecek olan bir ABD var. Bunların hepsini topladığımda mesela 2023 yılında altınla ilgili negatif bir durum görmüyorum diyordum. 2024'de de bitcoin ile ilgili negatif bir durum görmüyorum. Sadece bu yıl yaşanacak olan fırtınalarda yatırımcının ayakta durması gerekiyor. Son 4 ayda, yılın ilk 4 ayında... Güzel hareketler gördük. Umuyorum ki bu hareketler bir süre daha devam edecek. Sonrasında zaten gelişen haberlerle ve ABD tarafından gelecek olan verilerle tekrardan incelemiş olacağız. S&P dedik. S&P tarafında da aynı şekilde pozitiflik devam ediyor. Uzun süredir beklediğim 4250 seviyesi var. Bu bölgeye kadar uzanan bir S&P bekliyorum. Artık neredeyse e, bu rotayı büyük bir oranda tamamladı, tekrardan eski lokal tepesine geldi. Bu bölgeyi geçmesini ve bu alanı denemesini bekliyorum. Zaten kırılmış olan bir yükseliş, e, pardon düşüş trendi vardı. Bu trendin akabinde de denemesini beklediğim direnç alanları vardı. Yine 4.250'li seviyelerin burada e, deneneceğini düşünüyorum. Burada da teknik anlamda değişen çok bir şey yok. Bitcoin'i kripto paraları incelerken USDT dominansına bakıyoruz. USDT dominansı zaman zaman <laughs> yatırımcıyı yanıltabiliyor. Çünkü durmadan basılan bir teter var. Bu teter de dominans üzerinde bir etkiye neden oluyor. Ama biz burada e, çok uzun vadeli e, durumu incelemiyoruz. Biraz da kısa vadeli durumu değerlendiriyoruz. Ve burada USDT dominansında da mesela Bitcoin'de 32 -200 seviyesi önem arz ettiği gibi e, 6 seviyede önem arz ediyor. Burada dolar endeksini, bitcoin'i ve USDT dominansını paralel takip edebiliriz. Peki bunu nasıl yaparız? Mesela dolar endeksinde 101'li seviye, bitcoin'de 32200, USDT dominansında da 6.20'li seviye. Bu bölgenin dolar endeksinde ve burada aşağı yönlü kırılımı Bitcoin'de de 32.200'ün yukarı yönlü kırılımı tekrardan yeni bir yükseliş hareketini tetikler. Burada USDT dominansında 5'li seviyelere kadar gerilememize neden olabilir. E bu da kripto paralarda yukarı yönlü güzel bir yeni hareketi tetiklemiş olur. Son olarak herkes tabi altcoin'leri merak ediyor. Bitcoin dominansını da incelemek gerekir. Bitcoin dominansında buradaki direnç alanından döndükten sonra henüz bu bölgeyi aşmış değiliz. RSI'de büyük bir gevşeme var. Bitcoin'de yukarı yönlü olası bir harekette bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi 51 seviyesine kadar uzanan bir dominansa neden olur. Bu beni yine rahatsız etmez dostlar. Bu paranın yine dönüp dolaşıp alt altcoin'lere uğrayacağını düşündüğüm için öncesinde Bitcoin ne yaparsa yapsın gözüyle bakıyorum olaylara. Değişen bir şey yok yine e, burada dominans yukarı gitse dahi buradaki bu majör direnç alanını kırsa dahi bunun alt koiller üzerinde sonradan etkisinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Önemli olan sabretmek burada eldeki ürünü korumak böyle bir durumda sadece kazanç sağlanabiliyor. Bunun örneğini defalarca verdim üründen ürüne atlandığı zaman özellikle yükseliş dönemlerinde genelde yükselişlerden kimse yararlanamıyor. Elindeki ürünü satıyorsun, o ürün yükseliyor. Geçtiğin ürün düşmeye başlıyor. Bu yüzden bu işin e, anahtarlarından birisi sabretmek, iradeli olmak. Alt Altcoin'lerde de keza bu yüzden Bitcoin'de olduğu gibi yukarı yönlü hareketlerin bir süre daha devam etmesini bekliyorum. RSI demişken mesela Bitcoin'de de bu konunun üzerine kısaca bir yorum yapmak istiyorum. Fark ettiyseniz özellikle 4 saatlik bazda burada yaşanan küçük bir düzeltmede Bitcoin RSI'nin oversold bölgeye girdiğini gördük. Bu bir boğa dinamidir yani yükseliş döneminin dinamidir. Küçük düzeltmelerde RSI'nin soğuması bir sonraki hareket için alan açılmasına neden olur. Teknik anlamda da bu yüzden herhangi bir sorun görmüyorum. Teknik anlamda da müsait bir durumdayız hareketlerin devam etmesi için. Sabırla bekliyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki bu zaman dediğimiz çizelgede son dönem mi deriz artık? Resesyon öncesi piyasalarda yukarı yönlü yeni bir atak mı deriz? Bunun da geleceğini ve tüm ürünlere paralel bir şekilde yansıyacağını görürüz. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.